Galatasaray'a geçtim. 1-0'ı çok iyi oynuyorlar. 0-0'ı hiç oynayamıyorlar. Çok enteresan. 55 dakika Trabzon'da kaldı Galatasaray. Kasımpaşa gayet iyi top oynadı bak. Kasımpaşa, 55 dakika. Kasımpaşa 30 metre, 40 metre önüne savunmayın. 40 metre önüne çıkartacağız sahasını ya. Ve arkaya geçemedin ya. Rodriguez de şununla bununla. Ama duran toptan, vuran toptan atıyorsun. Abi gene kaleci diyorum bak. Gene kaleci abi. Seni oyunda tutuyor. 46-49. 46. dakikada adam tersten neydi o? Ozan'a mı çarptı top? Ozan'a mı çarptı, şeye mi çarptı? Şey, Sardar kafa çarptı. Ters vurdu. Kontrada kaldı. Cagney'in pozisyonu var. Altı pasta. O kaçıyor. Orada Muslera var. Ama esas kırılma terste dönüp çıkartıyorum. Sardar'ın pozisyonu şunu yapmış. Esas o. Çünkü öbürü üstüne geliyor öyle böyle. Şimdi onu kaleci yiyor abi. Başka takımda. İsim gerek yok. İsim zikretmiyor. Tamam mı? İsim ve kaleci zikretmiyor. Onu o yiyor bitti. Abi o saat gol yedikten sonra çıkarması zor kardeş. Ondan sonra kalemize ilk kere top gol oluyor diyor. Evet, ha, işte evet, adam yemiyor abi. Adam yemiyor işte bak. Dün Karius da yemedi abi. Yemedi. Karius 45'te maçın kırılmalarından biri. Karius yemedi aynen. Yemiyor abi adam. Adam şimdi yemeyince sen oyunda kalıyorsun. Sen hep oyunda kalıyorsun abi. O zaman işte gidiyor bak, Ramazan yiyor. Ki bu hafta kadar iyiydi. Eren böyle şey vuruyor yani. Çok da vuramıyor. Lalettay vuruyor yani. Ama, ya yemesen 0-0 devam edecek. Oyuna diyeceksin yani. Yok Emre kavga çıkartmış da bilmem ne. O işleri geçeceksin. Onun Ramazan, etkisi var ama. Ya. Ramazan orada yemese var. Ramazan orada yemese oyunda kalır yani. Maçta 4-1 falan bitmez. Ama 1-0'dan sonra dın 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 ondan dın sonra başlıyor Galatasaray işte. Yani 1-0'a kadar Muslera tutuyor. 1-0'dan sonra bu sefer Galatasaray başlıyor. Senin dediğini doğrudan destekleyen bir veri var. Bu benim hoşuma giden bir veri. Ben her istatistiği çok kale almıyorum ama bunu çok önemsiyorum. XG meselesi mi? Aynen. Gol beklentisi çok önemli bir durum. Gol beklentisi şu, pozisyonun kalitesini ölçen, yani oradan vurulan 1000 top gol olmuş mu olmamış mı? Bunun üzerinden bir yüzde çıkarıp senin maçta vurduğun şutların toplamını değerlendiriyor. Sonra diyor ki sen bu maçta 2 gol atacak bir performans sergilemiştin. Hiç atamadıysan o senin oyuncuların vuruş kalitesiyle alakalı. Galatasaray'ın gol beklentisi maçta 1.15, 4 gol attığı maçta. Kasımpaşa'nın 2.15. Kasımpaşa'nın pozisyonları çok daha kaliteli maçta. Ya Kasımpaşa üretkenlik konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadı ama işte tam da senin dediğine geliyor. Yani ya Muslera o topu çıkarıyor, gol olması gereken topları çıkarıyor. Rodriguez de kimsenin, ya bu ligde kaç çıkmaz bir yere vuruyor. Rodriguez'in attığı golü bu ligde kaç kişi atabilir? Quaresma falan atıyor. Quaresma ama senede bir tane atıyor. Öyle atar işte. Senede 3 tane. Rodriguez 10 tane atıyor. Quaresma 3 tane atıyor. Kim atabilir başka? Düşünüyorum. Valbuena da ya atar ya atamaz. Valbuena atar. O kadar, başka kimse atamaz. Yani yetenek olarak bunlar ama düzenli bunu yapan bir tek Rodriguez var. Uzak direğe Emre vurur belki. Yok ya o kadar. Emre de Rodriguez çok topu yukarıdan döndürebilir. Ya işte orada vuruş kalitesi abi işte. Orada yani çok yetenek. Ya Rodriguez'in dönüştüğü adam, ya gerçekten hayranlık duyuyorum. Şaka ya böyle, çünkü geldiğinde hiç topu bilmeyen bir adamdı ya. İlk maçının 30. dakikasında geri tamamdır diye bir tweet atmıştım. Bir sene dalga geçtiler. Yani kötü oynadı, her maç RT falan yapıyorlardı. Ben oyuncuyu beğeniyorum. Oyuncunun bu lige hizmet edecek bir stili olduğunu da düşünüyordum ama stili şuydu adamın. Hızlı, topla gidebilen, ileride saçmalayabilen ama ortalığı karıştıran ve böylece bir pozisyon üretkenine katkı sağlayan. Ya adam Thierry Henry gibi gol vuruşu yapar hale geldi. Yani bu dönüştüğü nokta, geldiği günle bugün arasında çok farklılık bak, var. Bundan 5 misli daha yetenekli. Euroluk adam şu bundan an. Daha 5 misli yetenekli adam. Finishing'i 0 olduğu için, Volkan oyun zekası da 0'ın altında olduğu için şu anda takım bulamadı. Volkan Şen, aynen. Arkadaşlar Medipol Başakşehir 3, çok güzel oyuncu. Antalya Spor 0, 8 Edirne Rizka. Rodriguez'in ikinci gol, ilk gol de güzeldi. 46 Napolyon'a ilk şahane gol değil, ilk gol de güzeldi. Orada var, Ramazan hatası var. Sivas yok. Çok. Şimdi bak, Ramazan uzak gösterip tersten güzel. O çok severim öyle golü. David Buya vuruşu o. Yakın direğe yani. Tamam, Ramazan'ın hatası yok bence orada. Başakşehir 3-0, Sivas 2-1 önde. Saat 20'de Fenerbahçe oynuyor ve Rize Bursa oynuyor. Serdar'a göre Rize düşme adaylarının başında. Kadro itibariyle. Kadro. Bu arada Erzurum mağlup olduğu takdirde 5 maç 1 puan. Akhisar 5 maç 2 puan. Hocasını gönderdi arkadaşlar. Rize bugün Bursa'ya mağlup olursa 5 maç 2 puan. Aşağısı şöyle bir ayrılacak. Ama bunlar yani bir şey söyleyince kızıyorlar ama kadroları iyi değil abi. Kadro değil mi? Kadroları iyi değil yani. Valla Rize-Bursa maçı bugün... Ya Rize'nin kadrosu iyi değil. Akhisar'ın kadrosu zayıfladı. Bu da çok enteresan. Akhisar'da gene bak. O Selezno, Melezno diğerlerinde yok abi. Selezno, o Mustafa Yumlu, diyecek. Mustafa Yumlu, kaleci Fatih falan onlar yok diğerlerinde. Erzurum'un en iyi topu oynadığı maç hangisi? Beşiktaş. O da ilk devre, ilk 45 dakika 45 oynadığı dakika. Topu düşür. Ya bir büyük takımı bu kadar domine eden bir Anadolu takımı ben yakın dönemde hiç görmedim. Ya 1'den 45'e top oynadılar abi. 45 dakikalık takım.
Her maç ikinci yarıda veriyorsun abi. Aynen. Efendim. Çünkü golcüsü yok. Yani skora dönüştüremiyorsun. Oynadın işte ben yorum yapmayayım abi. İşte Sucuk penaltıdan atıyor. Evet. Efendim şimdi Fenerbahçe maçına geldik. Bugün sabah bizim sevgili... Galatasaray'la ilgili son bir şey söyleyeyim. Söyle. Kasımpaşa'nın şeyi doğru. Hocasının Kemal Özdeş'in yorumu doğru. Biz bu psikolojik olarak bu yıkılmaları engellemeliyiz dedi. Doğru. 2-0'dan sonra bıraktılar maçı. Olmaması gerek yani. Bir de bu Cagne çok iyi santrifor ama çok bencil. Bir sürü gol pozisyonundan etti takımını. Ama Galatasaray'da 1-0'dan sonra şey yaptı. Cagne ile ilgili bilgi veriyorum. Lokomotiv Moskova maçından da ümitliyim. Buyur. Cagne ilk defa Senegal milli oluyor ve Perşembe akşamı gelip idman yapamadan, taktik idmana katılamadan kadroda oluyor. İlk defa Senegal milli olsun. Şeyden geliyor. Yani yo, fiziken bir yalnız şunu, görmedim ben. Şuna yok, bağlayacağım. Yok, çocuk sadece belki ha, Ozan Kabağlı bir parantez açalım. Onu şöyle ben Ozan'la dün bir yazıştım. Yani dünyanın yani çok çok sevdiğim bir çocuk benim. 14-15 yaşından beri düzenli takip ettiğim, izlediğim bir takım. Çünkü bu milli takım olarak da bizim en iyi jenerasyonlarımızdan biri. 2000 jenerasyonu. Kalecisi Berke Özer. Yine takımda çok değerli oyuncular var. Atalay Babacan, Ozan, işte Yunus Akgün o takımın sol açığı. Çok sevdiğim çocuklar. Ozan zaten uzun süredir bu görevi bekliyordu çünkü Fatih Hoca onunla konuşmuş sezon başında. Oğlum ben seni hani oynatacağım diye. Geçen sene oynattı zaten tabii. Ve orada milli takıma gidince 4 maç üst üste milli takımda oynatıyorlar. Orada sakatlanıyor baldırından. Geldiğinde hoca çok kızıyor. Bunu da hatta Mehmet abi soru sormuştu. Hocam bir soru cevap yapmıştı. Burada çekmişti abi soruyu. Orada sorulardan birine cevap verirken isim verdiği tek oyuncu. Ozan Kaban genç oyuncular için biz altyapılardan oyuncu çıkarmalıyız derken Ozan Kaban sakatlanması dolayısıyla milli takımı eleştiriyor. Bu kadar üst üste maç oynatılmasının doğru olmadığı için hazırlık dönemi geçirmemiş, sakatlık da geçirmiş bir oyuncuyu daha 4. haftada 18 yaşında bir stoperi kadroya monte etmek hem büyük bir cesaret. Hoca biraz mütevazılık yaptı. Zorunluluk dedi. Zorunluluk falan değildi. İstese Fernando'yu oynatırdı. Kimse de niye dinlendirmen hocam oynatırdı demezdi. Donk'u stopere çekerdi. Hiçbir sıkıntı olmadan kimse sormazdı yani. Ben de sormazdım. Bak Ozan'ı o kadar seven, beğenen, takip eden oynayacak diye 3 senedir anlatan biri olarak bir şey demezdi. Buradan bir başka ne çıkıyor? Hoca bir şey daha çıkıyor buradan. Ekstra ne? Bir kere Fatih Terim gençlere görev verir mi? Her zaman verir. Forma verir mi? Verir. Yani Semih Kaya'ya da durur. Fenerbahçe maçında langırt diye oynattı mı? Oynattı. Kayseri Spor maçında koyduğunda çok şaşırmıştı herkes. 7. haftaydı o da. Aykut Hoca verir mi? Verir. En hiç eleştirilmeyecek tek konusudur. Gençlere forma şansı verir. Şey Samet Hoca zaten en verimli olduğu dönemdi. Samet Hoca bu işin zaten piri. Değil mi? Hı hı. Allah var. Güvenç Hoca, Yılmaz Hoca da verir. Güvenç Hoca, Yılmaz Hoca. Verir onu. Hepsi oynatır. Ersun Hoca gençlere oynatır. Genç çok bir sürü genç çıkartmıştır Ardalarca. Yani bir sürü oyuncu yetiştirmiştir Ersun Yanal. Şenol Güneş imkan olduğu zaman veriyor mu? Yani altyapıcı değildir. Şenol Hoca çok altyapıcı. Şenol Hoca da ne yapıyor? Olan genci değil. Düşmüşü yepyeni bir adam yapıyor. Demek ki neymiş? İyi Türksel. Yani ha. İyi futbolcuysan abi. Oynarsın. İyi futbolcuysan istersen 17,5 yaşında ol. Bu kadar basit. Adam çağırt diye oynatır abi. Valla. Demek ki milliyetle pasaportla ilgisi yokmuş. Aynen öyle. Ozan da şey şimdi bu Yunus oynadı ya. Ya ben Ozan'ı bekliyordum ilk oynamasını. Sakatlandı çocuk. Kamp geçirmedi. Tam idmana çıktı. Yunus da maçta oynadı. Bayağı da iyi oynadı. Bu hazırlık maçında oynatmıştı hoca. Ben de konuşum oğlum Yunus çıktı sen ne zaman çıkacaksın? İşte, abi diyor ben çok hazırladım kendimi çok iyi çalışacağım. Sakatken çalışmış çocuk fiziğine bakmış. Çünkü biliyor yani hoca onu geldiğinde fırsatı verecek. Yavaş yavaş zihnen hazırlayarak bugünlere getirdi. Ozan'ı için ayrı tebrik ediyorum hocayı. Ozan da bunu hak edip arkasında durabileceğini bence saha içinde gösterdi. Takım da ona hizmet etti şu açıdan çok kötü oynayarak. Takım çok kötü oynamasa biz Ozan'ın bu kadar övülecek bir şeyini görmeyebilirdik. Ya hata yapıyor falan denilebilirdi. Adam Trezeguet'le açık alanda yakalandı. Cagne'yle açık alanda yakalandı. 3-3 pozisyonda Cagne'yle birebir yakalanıyorsun. Bütün pozisyonlarda iyi sinan verdi. Penaltı benim için hiç önemli değil. Orada da takım hatası var. Çünkü iki kişinin arasından geçiyor Cagne. Zaten konsantre de düşmüş o dakikalarda yani artık. 3-0 olmuş maç bilmem ne filan. Şimdi aynen öyle bir Ozan çok Kabak, özel bir durum bence. 25 Mart 2000 doğumlu Millennium'da doğup Galatasaray 11'ine giren
ligde ilk oyuncu. Hayırlı toplamda da ikinci oyuncu. Recep çünkü geçen sene 52 günlük ya UEFA Kupası'na da 52 günlük. Recep 12 Aralık 2017 günü Sivas Belediye Galatasaray maçında deplasmanda Recep 11'e girmiş. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Benim için de maçın 3 anı var. Biri Sinan ilk yarı, 2 Ozan ilk yarı, 3. de Serdar Ali'ne kadar katılmasa bile 55. dakikadaki elektrik. Aynı anda bir de yağmur falan başladı. O yüzden Galatasaray elektrikten çok iyi yararlandı. Bu arada soyunma odasına girerken de 45. dakikadan sonra falan bayağı olay olmuş yani. Abdurrahim Albayrak gelmiş falan böyle, bilmiyorum. Kim? Epey bir olay olmuş. Bütün oyuncular, yardımcı hocalar, bildiğim hocalar, onlar bunlar. Galatasaray'ın öyle gerilim şeyleri var Fatih Hocam. Bence üstü kapalı olarak Sayın Kemal Hoca onu anlattı. Yani 45. dakikada soyunma odasına giderken orası bayağı bir karışmış. Hatta şöyle anlatıldı bana. Abdurrahim Bey gerginliği durdurmuş. Yani bütün tarafları durdurmuş. Yok, hatta Abdurrahim Bey'e de sen karışma falan diye tepki veren kişiler olmuş. Hocalarımız olmuş. Kişiler olmuş. Diyelim. Ve Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşısında başarılar dilerim.